Üç harfler utanmazdı, aldı ya. Üç harflere artık biz konuşmaktan utandık yani. Artık utanmazdık, arlanma yok. Hiçbir tane şey yok yani. Üç harfler ahlaksızlık, şerefsizlik diz boyu yani. Ne oldu da belli değil. Şimdi bisiklet satıyorlar, motosiklet satıyorlar, bilmem ne satıyorlar. Esnaf ne yapacak? Ya insan markette marketliğini yapsın, bisikletçi ise bisikletçiliğini yapsın. Bunların şeyinde her şey var. Her türlü ahlaksızlık var yani. Her türlü. Ne var orada? Ucuz bir şey var. Kapatıyorlar, onu koyuyorlar. Bir ara 39 tane Türkiye genelinde bot koymuşlar. Kırşehir'de de belki bir tane. Aslı Astarası da yok. Ama reklamını çok iyi yapıyorlar. Tabii devletimiz, hükümetimiz büyük bir devlet, büyük bir yerde. Sayın Cumhurbaşkanımıza biz güveniyoruz. Sayın Genel Başkanımız genelgeler hazırlandı, verildi bilmem ne bu uç harflerinden. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere uğraşılacak. Ben buradan tekrar sesleniyorum esnafımıza, Allah aşkına vatandaşımıza, burada yaşayanlara. Sizin cenazenize, ölün işte herhangi bir sosyal etkinliğinize ne derler işte haçıymış, düğünüymüş, cenazesiymiş buna benzer yerlere bu yerel esnaf geliyor yani. Lütfen alışverişlerini yerel esnaftan yapsınlar. Altındaki bir bakkal amca çocuğu okulda evde kimse yok. Babası bir yere gidecek, anası memur ya da bilmem ne ya bir işleri var. Anahtarı o bakkal amcaya bırakıyor. Ayakkabıcı varsa ayakkabıcıya bırakıyor. Terzi varsa terziye bırakıyor. Çünkü gidip de bir apartmanın altında üç harfler de olsa bunların hiçbirine bırakamaz. Çünkü tanımazlar ki. Şey etmezler. Ancak alışveriş yaparlar. Kasiyerden geçerler ve günlük Kırşehir'in bütün paralarını yani paralar burada kalsa ona da kam yemem yani. Paralarını hep değişik illere işte nerede şeyi Ankara'da nerede Kayseri'de nerede İstanbul'da oralara aktarıyorlar. Günlük belli yerden 3 harflerin 200-300 trilyon parası şeye gidiyor. Kırşehir'in parası gidiyor. Bunun için 3 harflerden lütfen alışveriş yapmayın. Ve esnafımız bunun bilincinde olması lazım. Yani birazcık onlar ucuz verebilir. Onlar verdiği ürünlerde çünkü çok ucuz alıyorlar. Ve bakkal amcalar onlara yetişme, dayanma gücü yok ama senin yerel esnafın olduğun zaman tercihini onlardan yap yani. Bizim buradaki arzu ettiğimiz, şimdi de bir de internet çıktı. İnternet alışverişlerinde de. Tabii yapın, internet alışverişi yapılsın ama yerel esnafları bir gezilip de internet alışverişi yapılırsa daha memnuniyet oluruz. Ya biz hep bunun mücadelesine birlik beraberlik içinde olalım. Aynı geminin içindeyiz yani. Gemi batarsa hepimiz batarız. Buradaki üç harfler ne yapıyor? Belediyeye ancak karton ve pisliklerini koyuyorlar geceden. Onları temizlediyor. Belediyenin buradan ne para kazancı var, ne Kırşehir'in para kazancı var. Hiçbir şeyin para kazancı. Ancak karton o pislikleri bize temizle, belediyeye temizle diyorlar. Onun için üç harflerin artık sokaklardan çıkması lazım. Biz yapsın mükellefliğini şehir dışına 20 kilometre, 30 kilometre gitsin. Kursun koca cross marketlerini yapsınlar. Halk da gitsin desin ki vatandaş da ben oraya gidersem oyun parkı var bilmem neyi var çocuğumu bırakırım orada 1 milyarlık alışveriş yaparım. 1 milyar da 100 lira 150 lira bir karım olur. O da mazot parası benzin parasından karşı karşıya getirirler ama yerel esnaf gerçekten zor durumda. Yerel esnafın ışığı söndüğünde sokağın ışığı sönür. Onun için ben buradan tekrar tekrar rica ediyorum. Allah aşkına yani yerel esnafımızdan yapsınlar alışverişini. Yerel esnafından yaptıklarında zaman herkes ahilik gibi yerel esnafımızın yüzü güldüğünde bizim de yüzümüz güler. Yani bakkal amcalar zor durumda. Biz buraya geldiğimizde birlik başkanına oturduğumda 1400-1500 bakkal amca vardı. Şimdi 400'lerde 500'lerde aşağı yukarı 809 kişi silinmiş, bakkal amcalar kapatılmış. Yani biz itiğimizi arıyoruz. İtiğimizi yeniden bulup yeniden yaşamak istiyoruz yani. Ondan dolayı ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum size. İyi ki varsınız. Diyeceğim bunlar yani.